İnsanlar gününü geçirmeyi bakıyor sadece. Şöyle söyleyeyim, şu an ülkemize zam gelmeyen hiçbir şey yok. Şeker fiyatlarındaki artıştan önce her şeye gelen zammı düşünmek lazım. Yani şekere gelmesi beni şaşırtmadı. Yaşanan son fiyat artışlarından sonra şekere de zam geldi. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara şekerde yaşanan fiyat artışı sizi nasıl etkiler diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Gelen zamlar var mı? Dünyada var zam. Bir bizde değil. Yani ben gurbetçiyim aslında, Almanya'dan gelmeyeyim. Bugün Almanya'da bizden daha ağır zamlar var. Yani biz bugün paramızla bulabiliyorsak çok şükür. Peki şeker fiyatlarındaki artış sizi nasıl etkiliyor? Stokçuların sebep olduğu şey o. Yoksa o kadar çok üretimimiz var ki pancar şeker şeyinden. Önüne geçilebilir mi bu durumu? Elbette geçilir. Şu savaş bir bitsin. Ablam dün Kayseri Gros'a gittim ben. 55 milyon lira 5 kilo şeker. Ora pahalı diye çıktım. Şoka gittim. Şokta 85 milyon lira. Yani devlet indirim yapmıyor. KDV indirim yaptı. Bilmem şunu yaptı bunu yaptı ama alakası yok. Denetleme yok çünkü. Denetleme yok. Ülkede denetleme yok. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Ya maddi olarak zaten şu anda battık. Ülke olarak şu anda batmış durumdayız. Bu kadar battık. Yani tuzu kuru olanlara bir şey yok ama gariban çalışan kesime zor. Hayat bitti. Bu konuda ne düşünüyoruz? Tabii ki her gelen zam kötüdür. Bizim cebimizden daha fazla para çıkmasına sebep olur. Şeker fabrikaları eğer özelleşmeseydi, bugün madem ki stratejik bir üründü, fabrikalar özelleştirdikten sonra diyecek lafımız yoktur. Özelleşmeseydi bunlar da olmazdı. Sadece onlar değil, yani diğer bütün fabrikalar özelleştiği için bugün de şeker kara borsaya düşmüştür. Normaldir. Fiyatların artması anormal ama olayın vuku bulması şeklinde normaldir diyorum yani. Peki siz nasıl etkileniyorsunuz? Ya tabii daha çok para ödeyerek etkileniyoruz. Cebimizden daha çok para çıkıyor yani. Bizi şekerden daha önemli kızım. Şeker de etkiledi de. Şekeri almasak da olur gari. Şekeri almıyoruz. Ya bakliyat, mercimek, nohut. Ondan sonra bunlar bir ayın, iki ayın içinde 5'e 6'ya katladı yüzde. 5'e 6'ya. O yiyecekler daha çok etkiliyor bizi. Bu bir oyun, kimin oyunuysa. Bu fiyatların yükselmesi pahalılık mahallılık değil. Çünkü insanların elinde çok. Hep herkeslerin elinde poşet poşet arabalardan geçilmiyor. Yokluk yok. Eşya, yiyecek de yok değil. Ama bunu kim yaptı anlamıyorum ben. Şu anda ben esnafım, kapalı çarşıda. Peynir, zeytin işiyle uğraşıyorum. Şekere gelen zam zaten afaki. Normalde geçenki bir makalede okudum. Şekerin şu anda tonu 6 bin lira, atıyorum yani tam olması gereken fiyat 330 lirayken bu aradaki dediğiniz rakamlar çıktı. Yani Allah milletin alım gücüne yardımcı olsun. Hele hele Ramazan ayına girdik şu anda. Ne diyeyim? Başka bir şey diyemiyorum. Başka bir sorunuz varsa onu cevaplayayım. Nasıl etkileniyorsunuz bu durumdan? Vallahi şu anda benim cebimdeki para hiçbir şey almaya yetmiyor. Dün de evvelsi gün eşimi aldım, markete gittim. Normalde 100 liralık doldurduğum sepet vallahi 1000 liraya dolmadı. Daha nasıl etkileneceğiz yani? Bu gidişin sonu herhalde hüsran. Şeker fiyatlarındaki artıştan önce her şeye gelen zammı düşünmek lazım. Yani şekere gelmesi beni şaşırtmadı. Daha ne varsa gelsin yani. Allah teker teker değil, hepsini birden gönderiyor. Hepsi beraber gelsin. Kaçacak yerimiz yok. Mecburen. Yapacak bir şeyimiz de yok. Dayanmak zorundayız. Yani şu anki durumumuzu devam ettirmek zorundayız. Vatandaş tek başına gibi. Zamlardan nasıl etkileniyorsunuz? Kötü. Daha kötüsü var mı? Kötü etkileniyorsun tabii doğal olarak. Yani sonuçta maliyetlerle harcamalar birleştiğinde senin kazancın yetmiyor. Kazancı ne kadar olursa olsun maliyet daha yüksek olduğu için aradaki barem kapanıyor. Ondan dolayı makasları aldıkça o bir gün birleşecek ve bize sırtımızdan bıçaklayacak gibi geliyor. Yani makaslayacak gibi geliyor, pardon. Yani bir şeker değil, bütün market fiyatları el yakıyor. Yani bir asgari ücretliye göre ödenemeyecek tutarlar bunlar. Yani insanlar gününü geçirmeyi bakıyor sadece. Öyle. Sizi nasıl etkiliyor bu durum? Yani beni ve ailemi etkiliyor tabii ki de. Hani daha aşağı geçim sağlayan insanlar da var. Hani askeri tutarın altında da yaşayan insanlar var. Onlar daha çok etkiliyordur. Peki ilerleyen süreçte neler bekliyorsunuz? Sizce bu zamlar devam eder mi yoksa önüne geçilebilir mi zamlar? Yani üretim olmazsa, tüketim çoksa yani daha da zamlanır. Özellikle stokçular falan da var bunun içinde. Denetim olmazsa tabii ki de ülkenin hali daha vahim olur.
Şöyle söyleyeyim, şu an ülkemize zam gelmeyen hiçbir şey yok malumunuz üzere. Asgari ücrete zam geldiği zaman böyle çok ciddi bir zam geldi diye düşünüldü piyasada ama şu an ekonomi hiçbir şekilde onu göstermiyor. Daha da fazlası gelecek diye düşünüyorum ama bu şekilde insanlarımız sustukça bunun önüne geçilmez bir vaziyet aldı. Allah herkesin sonunu hayır etsin, yani hiçbir şey diyemiyorum şu an.